okuyanlarla yorulmayan bir yol yürüyeceğiz. Ben bu salonda bu heyecanı duymayan hiç kimse olduğunu düşünmüyorum. Bu partinin tüm üyelerinin bugünkü, dünkü ya da gelecekteki yöneticilerinin tamamının bu bilinç, bu kararlılık, bu azimde olmasını Cumhuriyet Halk Partili olmanın olmazsa olmaz şartı olarak görüyorum. Bir tarafta da biz bu motivasyonda, bu kararlılıktayken bizim karşımızda çaresizce ama bir yandan da bir takım kurnazlıklarla bizi başka tartışmaların içine çekmek isteyenler var. Bunlardan ortaya atılan tartışmalara istemeden, fark etmeden, eski alışkanlıklar, eski reflekslerle katılanlara bir şey demiyorum. Ama bu kötü niyeti görmeyip de o kötü niyetin bir parçası olmaya kalkanların bu salonla da, bu partinin gelecek umuduyla da, bu ülkenin hak ettiği CHP iktidarıyla da kesişen bir duygularının olmadığı açıktır. O duygusuzluğu da kökünden reddediyorum. Recep Tayyip Erdoğan 21 yıl sonra Ankara dışında ilk kabine toplantısını yaptı Ahlat'ta. Ahlat'a toplantı yapmaya değil, fotoğraf çektirmeye, mesaj vermeye değil, verdiği mesajlarla yeni tartışmaları başlatmaya gitmişti. Malazgirt Savaşı'nın yıl dönümünde oranın ruhuna uygun bir konuşma yerine eski polemikleri özleyen ve bizi tartışmalara çekmeye çalışan bir konuşma yaptı. Fotoğrafta bir yanına ittifak ortağını, öbür yanına da o ittifak ortağının yanıtlaması gereken çok sayıda soruyu ortaya atan Hüdapar'ın genel başkanını aldı. Yanlarına kuvvet komutanlarını koydu ve bir fotoğraf verdi. Verdi ki yeni tartışmalar başlasın, yeni gerilimler olsun ve esas mesele bir kenarda unutulsun. O fotoğrafın utancını, o fotoğraftakilerin birbirleriyle olan çelişkilerini, belki de çelişir gibi görünüp de nasıl aynı kötü emeller üzerinde örtüştüklerini tarih önünde not ediyorum. Zihnime, kalbime emanet ediyorum. Ama o gün oradaki tonun Cumhuriyet Halk Partisi'ni çekmeye çalıştığı yerin bir tuzak olduğunu da bütün yol arkadaşlarımın bilmesini istiyorum. Elbette bir yandan orman yangınları ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'ni sorumlu tutan değil, bir yandan hakaretamiz söylemler ve hepsinin sonunda siyasi kavgadan medet uman bir iktidar anlayışı. Ne için? Başaramadığı görülmesin diye, yönetemediği görülmesin diye, savrulduğu görülmesin diye. Biz bunları görüyoruz ve bunun karşısında durmamız gereken doğru yerde duruyoruz. Durmaya da devam edeceğiz. Elbette ki orman yangını dediğin meselenin ormanda olduğunu, oranın belediye sınırının dışında olduğunu, o yangınları söndürmekte CHP'li belediyeler zayıf kaldı demenin esasen yangında zayıf kalındı, sorumlusu da benim de, belki sözüme aldanan 3-5 kişiyi kandırabilirimden öte bir işgüzarlık olduğunun farkındayız. Bir yandan okullar açılacak. Birleşik Kamu İş'in rakamlarını gördük. Okula başlama maliyeti geçen seneye göre %88.8 artmış. 10 yıl öncesine göre de %1400 artmış. Her okul kademesi için var. Elinden tutup ilkokula yazdıracağınız çocuk için geçen seneye göre %98.95, 10 yıl öncesine göre %994, tam 10 kat maliyet var. Tayyip Erdoğan bu konuşulsun istemiyor. O yüzden Tayyip Erdoğan ince ince hesaplar yapıyor. Hemşerilerine çayın maliyeti 19 lirayken 17 lira veriyor. İnce ince hesaplar yapıyor.
Buğdayın fiyatı geçen sene 8 lira 25 kuruşken bu sene 9.25 veriyor. İnce ince hesaplar yapıyor. Burdur'da fasulye tarlada 8 lira, İstanbul'da 100 lira diye konuşuluyor. Burdur'da tarlada 8 lira, Burdur pazarında 80 lira. Yani maliyetler var, mesafeler var değil. Ortada yapısal çok büyük sorunlar var. Bir tarım krizi var. O yüzden Antep'teki fıstık üreticisinin feryadı, figanı, haklı söylemleri, geçen seneden bugüne bütün her şey 2 kat, 3 kat, 4 kat bütün maliyetler artmışken fıstığa geçen seneden 20 lira azına alım yapıyorlar. Bunlar konuşulsun istemiyor. Sadece ve sadece yeni bir gerilim olsun. Bu gerilim üzerinden kutuplaşma olsun ve şu sağlansın istiyor. Evet, doğru. Açsın, işsizsin, yoksulsun, güvencesizsin ama tehlike büyük. Bir kez daha oyunu bana vermeyiz. Yoksa bayrağı indirecekler. Yoksa ezanı dindirecekler. Yoksa vatanı böldürecekler. Ne kolay siyaset değil mi? Şeytanlaştır, kutuplaştır, kendi halkanı kalabalıklaştır. Cumhuriyet Halk Partisi susturacaklar denen mübarek ezanı günde 5 vakit okuyan müezzinlerin özlük haklarını ve promosyon haklarını savunduğu için halkın partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi indirecekler dedikleri bayrağı gönderde kalsın diye canını ortaya koyan uzman çavuşların, astsubayların, kahramanların haklarını savunduğu için halkın partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi böldürecekler diye ortaya koydukları vatanın, bırakın toprağını böldürmek, onun için 100 yıl önce ne yaptıysak yine yaparız. Onun için Tayyip Erdoğan çağırdığında gezi dönüşü, üstüne perdelik kumaştan kefen giyenlerin ölmeye geldik dediklerinin devamı bir parti değil. Cumhuriyet Halk Partisi vatan bölünmeye kalktığında Çanakkale'de, Conk Bayırı'nda kefensiz yatanların torunlarının partisidir. O yüzden yok öyle kolay siyaset. Yok öyle kolay siyaset. Türkiye İttifakı rengini ay yıldızlı al bayraktan alıyor. Milli takım gol atınca sevinen herkesi kendi ittifakından görüyor. Filenin sultanları dünyanın öbür ucunda da olsa onların başarısıyla kim gurur duyuyorsa biz de onlarla gurur duyuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni şeytanlaştırmaya çalışmak, kurduğu ülkeyi bölünmesine razı olacakmış gibi göstermeye çalışmak, susturulmuş ezanı okutan parti Cumhuriyet Halk Partisi iken bunun karşısındaymış gibi göstermeye çalışmak aslında yoksula sömürülen emeğinin göstermemeye çalışmak. Alın terinin karşılığını vermemenin utancını gizlemeye çalışmak. Büyük gelir adaletsizliklerinin, büyük haksızlıkların, büyük dramların, büyük ihlallerin sorumluluğunu almamaya çalışmak meseleyi bir başka tarafa sıkıştırmaktan başka bir şey değildir. 47 yıl sonra parti ilk kez birinci partidir. Bunun özgüveniyle, bunun sorumluluğuyla bu kutuplaşmanın ortadan kalkması için sorumluluk almaktadır. Cumhuriyet'in kurucu partisi birinci partiyken siyasi liderlerin el sıkışmadığı bir fotoğrafın parçası olmaya itiraz etmekte, aldığı inisiyatifle o fotoğrafı Türkiye'nin tarihine gömmekte, Anadolu'nun dört bir köşesinde de bu tutumuyla takdir görmektedir. Kim Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimden bugüne, seçime kadar yapılan doğrularına sahip çıkıp da seçimden bugüne yapılan işlerin doğru olmadığını savunuyorsa, bundan sonra çok duyacağı bir sloganı tekrar etmek isterim. Tarihte de doğrudur, bugünün de kendisidir. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin birinci partisi.